Hiç kimse atasından miras kalan malını satarak yaşamını sürdürmek zorunda kalmasın diyerek başladık aslında bu yolculuğa. Bölge ekonomisinin desteklenmesi, üretim ve ürün çeşitliliğinin artırılması, üretici ve tüketicinin bir araya geldiği, sürdürülebilir bir tarım ekonomisinin yaratılması ve adil bir gıda anlayışının yaygınlaştırılması için bölgede geleneksel şenliklerimizi yapıyoruz. Bodrum turizminin çeşitlendirilmesinin de amaçlandığı bu organizasyonda, yörede tarım turizm entegrasyonunun da sağlanması hedeflenmektedir. Bu şenlikler kapsamında Karabağ-Bağusur rotası yelken yarışları, köyler arası yemek yarışması, yöresel tadımlar ile peynirlerimiz olan Bodrum'un desti peynirini, Milas'ın kazıklı peynirini, kırk tokmak peynirini, çörek otlu çökelek ile kuru çökeleği şenliğinizde tadabilirsiniz. Muğla Büyükşehir Tarımsal Hizmetleri'nin bağ ve incir dağıtımı ile tohum takası, temel devren defilesi, çok çeşitli halk dansları gösterileri, Bodrum Kumbahçe Meydanı'ndan İskele Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü ve çeşitli konserler şenliğimizde yapılacaktır. Şenlikler içerisinde yönümüzde hala faaliyet gösteren Kızılaş Mahallesi'nde Elhan Yürüt'ün Bin Bodrum'una, Pınarlı Belen Karanlık Mahallesi'nde Mehmet Buran'ın Garavası'na ve Çömleci Köyü'nde Selva Hanım'ın, Selva İşmen'in Karnas Şarapçılık Bağları'na da çeşitli ziyaretler gerçekleştirilecektir. 6-7-8 Eylül tarihlerinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Yelken Spor Kulübü'nün Karabağ-Bağuzum rotası yelken gösterisini yapmasının ardından 3. Karabağ-Bağuzum Şenlikleri Korteji 8 Eylül Cuma günü saat 19'da Bodrum Kumbahçe Meydanı'ndan İskele Meydanı'na kadar yöresel davul zurna eşliğinde çeşitli dans ve halk oyunları gösterileri, yöresel kıyafetli kız ve erkekler, develer eşliğinde halk ve kilim servisiyle başlayacaktır. Dereceye giren yelkencilere madalyaları verilecektir. Yöresel tatların ve ürün dağıtımının da yapılacağı gösterilerde yöresel şarkı ve türkülerin çalındığı davul zurna etkinliğiyle gün tamamlanacaktır. 9 Eylül Cuma günü, Cumartesi günü saat 10'da Mumcular Mustafa Kalem Parkı'nda resmi açılış töreni düzenlenip ardından standlar değerli katılımcılar tarafından ziyaret edilecektir. Çok çeşitli ürün tadımlarının ve tanıtımlarının da yapılacağı standlarda aynı zamanda alışverişler de yapılabilecektir. Karabağ tarafından geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Pınar Belen Köyü İlköğretim Okulu yenileme projesinin ardından ikinci okulumuz olan Karabağ Yeniköy İlköğretim Okulu'nun da açılış töreni şenlikler kapsamında saat 12'de gerçekleştirilecektir. Törende artık kullanılmayan yöresel usulde dilek dövmesi keşkek dağıtılacaktır. Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda gastronomi kültürümüzün tanıtılması için Süleyman Dilsiz'in Balık Nasıl Pişirilmez adlı halk katılımı söyleşisi de yapılacaktır. Arçelik Mucize Lezzetler ve Slow Food Yavaş Gari Bodrum İşbirliği desteğiyle köyler arası yemek yarışması 18 ila 19 saatler arasında gerçekleştirilecektir. Kazanan yarışmacılara ödülleri programın hemen ardından verilecektir. Programımız akşam saat 20 ile 21.30 arasında Bodrum halk kültürü olan Temel Devren Defilesi ile devam edecektir. Defilenin ardından Halil Çokyürekli tarafından Bağbozlu Şenlikleri kapsamında zurna konseriyle gün tamamlanacaktır. 10 Eylül Pazar günü Mustafa Kalem Parkı'nda standlar misafirlerini ağırlamaya devam edecektir. Saat 11.30'da çocuk atölyesi bağ ürünleriyle tatlı yapımı adlı etkinliği yapacaktır. Saat 13'te İnsanca Yaşam Derneği'nin Şef Ramin Farhangiya önderliğinde hayata geçirdiği Rengarenk Köşme Çocuklar Korosu projesiyle şenliğimize 4 dilde 4 şarkı ile renk atacaklardır. Saatler 14'ü gösterdiğinde Karabağ Halk Kütüphanesi'nde saat 17'ye kadar sürecek olan Karabağ Söyleşileri kapsamında aşağıda listeli Karabağ'da kırsal kalkınmanın geleceği adlı söyleşiler yapılacaktır. Karabağ'ın değerlendirilmesi ve bağcılığın başlangıcı Lale Hanım, Lale Aytaman, eski Muğla Valimiz, yöreye uygun üzüm çeşitleri ve bağcılık ile sonuçları Doçent Doktor Murat Güner'i, kaliteli zeytinyağı nasıl elde edilir Ali Osman Menteşe yerel üretici, 100 binlik planlarda ekoturizm ve kırsal kalkınma Semra Kutlay şehir ve bölge plancısı, bölgede hayvancılık ve geleneksel süt ürünlerinin geleceği Profesör Doktor Cem Karagözlü, ürün değerlendirilmesi ve gelecek için markalaşma Faruk Malhan Yüksekmiyor.
Bu arkadaşlarımız her birisi halk katılımı söyleşilerle halkı bilgilendirecekler. 15 ile 16 saatler arasında Senem Diyici'nin doğada akustik caz performansı yapılacaktır. 18 ile 19 saatler arasında yemek yarışmasını kazanan yarışmacıların istemesi halinde yemeklerinin satışa sunumu gerçekleştirilecektir. Akşam 19.30 ile 21 arasında TRT sanatçımız Mustafa Özcan'ın katılımıyla Karabağ Halk Korosu konseri yöresel şarkı ve türküleriyle misafirlerini ağırlayacaktır. 3. Karabağ Fabuzlu Şenlikleri akşam saat 21.30-23 saatler arasında Kurtalan Ekspresi'nin vereceği konser ile sona erecektir. Çok teşekkür ederim. Bu arada teşekkür etmek istiyorum. Bu süre içerisinde gerçekten Slow Food çok aktif rol aldı. Kendileri de, üyelerimiz de burada. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Tema Vakfı elinden ne geliyorsa yaptı. Yapmaya da devam edecek. Onlara da teşekkür ediyorum. Muğla Çevre Platformu çok destek olmak istedi. Çok aradı, sordu. Huzurlarınızda onlara da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda aktif görevler alacaklar. Emeği geçen, bize yardımcı olan, iyi olması için çaba gösteren herkese huzurlarınızda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha iyi programlarda inşallah buluşacağız. Önümüzdeki yıllardan itibaren inşallah daha iyilerini yapmak için mücadele edeceğiz. Basın toplantımızın arkasından küçük bir tadımımız var arkadaşlar. Şarap tadımımız var, organik şaraplarımız burada. Sizleri onurlandırırsanız çok seviniriz. Soru var, sorular var. Tabii ki buyurun. Buradaki destek veren mutfaklar hangi mahallelerin mutfaklarını söylediniz? Kaç mutfaklar? Konuşalım mutfaklar, onlar da kendilerini tanıtırlarsın. Evet. Arkadaşlar Karaova'yı pek tanımıyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Mumcular Merkez, etrafında 14 tane köyümüz var. Ve bütün bu alana Karaova deniliyor ama tabii Milas'ın idari sınırlarının içerisine giren kısımlarımız da var. 7-8 tane köyümüz var. Ama biz kendi bugünkü idari sınırlarımızın içerisinde bu işi götürmek istiyoruz. Tabii büyüterek götürmek istiyoruz. Öncelikle bugünkü idari sınırlar ama Boğaziçi ve Kemikler Köyü gerçekten çok destek oluyor. Dörttepe de var. Dörttepe de destek oluyor ama diğer muhtarlarımız kadar işin içerisinde değil şu anda. Milas'tan da destek var yani. Tabii ki Milas'tan da destek var. O anlamda Mazı muhtarımız var, Sedat Bey. Sedat Vurman. Tepecik Mahalle muhtarımız var. Arkadaşlar herkes elinden gelen inanın yaptı. Yani hiçbir muhtara ayırmamız mümkün değil. Bu sene çok yapamayan önümüzdeki yıl yapacaktır. Şenlikler oturdukça, bağımlılığı oturdukça herkes daha çok rol aldığını, herkesin daha çok rol kaptığını görüyoruz zaten. Tepecik Mahalle muhtarımız var. Hatta şu muhtarımız var. Tepecik Mahalle muhtarı Nurettin Akça. Nurettin muhtarım. Gölbaşı Mahalle muhtarım. Gölbaşı Mahalle muhtarı Celal Festikan. Karava Yeniköy Mahalle muhtarı. Karava Mahalle muhtarı Mehmet Çengel. Mumcular, Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammed Karademir. Karabağ Mahalle Muhtarımız. Mehmet Karan. Nam diğer biri. İçinizden biri. Bahçemezler. Bahçemezler Muhtarı Yüzey Uyar. Mumcular Mahalle Muhtarı Ayak Muhtaş. Güvercin Mahalle Muhtarı. Mahalle Muhtarı Mehmet Yerim. Kemal Mahalle Muhtarı Hasan Ömer. Gökler Mahalle Muhtarı Turan Ağabey. Başka sorusu olan arkadaşlar? Karavan düzlüğü meşhur mudur? Evet. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, çok eskiden gerçekten bizim oralarda üzüm başta olmak üzere bütün tarımsal ürünler yetişmiş. Yaptığımız işte araştırmalarda Bodrum Kalesi'nin de yapımında, Mozeum'un yapımında da bu tarımsal ürünlerin gelirleriyle yapılmış. Başka bir şeyimiz yokmuş o zaman. Bugünkü gibi turizmimiz yokmuş. Onun için bağımız da meşhur, her şeyimiz meşhur. Zeytinimiz de meşhur,
Mandalina. İncirimiz de meşhur. Mandalina da meşhur tabii ama mandalina daha sonra gelmiş memlekete. Yani sıralamaya bakarsak incir, pardon, üzüm, evet. İncir, narenciye. Evet. Arada bir de palamut var. Ama palamut çok az. Önce Ali Bey'i bölgede, Karaova bölgede güzel şeyler yaptığı için teşekkürler. Ben tema bölümünde sorumluyum bölgenin. Ve sizlerden şunu rica ediyorum. Sürdürülebilir yaşamın altını çizmek gibi. Zeytinimizi ama Sayın Başkanım, bunu böyle sanki teğet geçiyoruz büyük şeyler gibi, hükümettekiler gibi. Lütfen zeytin çok çok önemli, siz de biliyorsunuz. Ve 100 yıllık zeytin ağaçlarımız var, anıt zeytin ağaçları. Bunu da çok sahip çıkmak diye ben soru sormuyorum, tamamlamaya çalışıyorum. Burada bir şarapçı beyefendiyle şimdi tanıştık ben. Şunu söyledi, şarap, üzümlük şarapların farklı bir şey olduğunu söyledi. Ve biz bağbozumu diyorsak, üzümlük şaraplarımızı, yani üzümlerimizi, şaraplık üzümlerimizi çok daha bu bölgede yaygınlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Ve gerçekten sürdürülebilir tarım ön planımızda olmalı. Eğer biz tarıma ve toprağımıza, gıdamıza, doğru gıdaya sahip olduğumuz sürece ülkemiz olarak da, kendimiz olarak da iyi bir vatandaş olacağımıza inanıyorum. Bunun devamını elimizden geldiğince yaymaya çalışıyoruz. Köylülerimiz çok cılız. Gerçekten bu şirinlik daha çok yeni onlar için. Çok çekingen davranıyorlar açıkçası kitlelerin içinde çalıştığım için. Umarım bir sonraki seneye daha güzel şeyler olur. Ayrıca geçen yılki okul için de teşekkür ediyorum Karaova Derneği'ne. Bu yılda yine okula katkıda bulunuyor. Devamını hepimiz el birliğiyle yapacağız diye teşekkür ediyorum. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, her şeyin özü ekonomi. Ne yaparsanız yapın, eğer iyi bir ekonominiz yoksa hiçbir şeyi sürdürmeniz mümkün değil. Yaşamları bile sürdüremiyoruz ekonomi olmadığı zaman, çünkü iyi yaşayamıyoruz. Şimdi bölgemiz tabii ki köylerden oluşuyor. Yani farklı bir şehir de söylemek istemiyorum ama o bölgenin gelişmesi gerekiyor. Çünkü bugün biz Bodrum'un son soluk borusu Karaova'dır diyorsak aslında altında konuşulacak o kadar çok şey var ki. Orada Bodrum'u besleyecek bütün damarlar var. Ama bugün Bodrum'da binlerce mutfak, nereden aldığını, nereden geldiğini bilmediğimiz, çok çeşitli noktalardan lojistik destek anlamında hani besledikleri mutfak ürünleri var. Bütün bunların hepsi Karaova'da var, yetiştirilir, yetiştirilebilir. Fakat bunun için orada bazı araçlar lazım. Mesela bunların en önemlilerinden bir tanesi yak sebze meyve hareketi. Yani biz gerçekten 2 yıldır bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık başkanımla birlikte. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de açılacak. Göreceksiniz ki bölgemizdeki birkaç yıl içerisinde inanılmaz bir üretim potansiyeline kavuşacak. Önemli olan onu yönlendirmek, doğru yönlendirmek ve sürdürülebilir kılmak. Eğer biz bunu sürdürülebilir kılıp bu buradaki üreticiler para kazanırsa, malına da mülküne de toprağına da sahip çıkar. Daha birçok gelişleneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bölge ekonomik anlamda kalkınacaktır. Bu da hem sosyal hayatımızda hem de Bodrum'a çok ciddi ekonomik destek olacaktır, gösterge olacaktır. Bunu da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda yaşayacağız. Ama önemli olan biz buna inanıp bunu bu politikanın arkasından götürmek durumundayız. Bu konuda da kararlıyız. Çünkü Bodrum'u seviyoruz. Bodrum'u sevdiğimize göre sözde kalmamalı değil mi? Öyle düşünüyorum. Çok Bodrum'u diyoruz aslında. Merkezi ayağı alırsak nasıl olur? İnsanlar için kalmıyorum. Dünyanın en çok tercih edilen 5. kenti Bodrum'un en önemli festivallerinden biri olan 3. Karaova Bağbozumu Şenliği başlıyor. Bodrum turizminin çeşitlendirilmesinin de amaçlandığı bu organizasyonda yörede tarım-turizm entegrasyonunun da sağlanması hedefleniyor. Şenlik
8 Eylül 2017 Cuma günü köylüler yürüyor kortejiyle Bodrum'da, 9-10 Eylül Cumartesi Pazar 2017 tarihlerinde Mumcular'da Mustafa Kalem Parkı'nda gerçekleşecek. Bağbozumu şenliklerinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Şenlik öncesi çarşamba günü saat 11'de Bodrum Trafo'da basın toplantısı düzenlenecek. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da katılmasının beklendiği basın toplantısında Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk, şenlik programı hakkında açıklamalarda bulunacak. Şölen havasında geçecek bu şenlik, Türkiye'nin ilk canlı sosyal medya televizyonu Net Online TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Net Online TV, sosyal medyanın yeni yüzü. Çıkmıyoruz. Dünyanın en çok tercih edilen 5. kenti Bodrum'un en önemli festivallerinden biri olan 3. Karaova Bağbozumu Şenliği başlıyor. Bodrum turizminin çeşitlendirilmesinin de amaçlandığı bu organizasyonda yörede tarım turizm entegrasyonunun da sağlanması hedefleniyor. Şenlik, 8 Eylül 2017 Cuma günü köylüler yürüyor kortejiyle Bodrum'da, 9-10 Eylül Cumartesi Pazar 2017 tarihlerinde Mumcular'da Mustafa Kalem Parkı'nda gerçekleşecek. Bağbozumu şenliklerinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Şenlik öncesi çarşamba günü saat 11'de Bodrum Trafo'da basın toplantısı düzenlenecek. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da katılmasının beklendiği basın toplantısında Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk, şenlik programı hakkında açıklamalarda bulunacak. Şölen havasında... Sayın seyirciler, şimdi bir konuğumuz var. Karaova Bağbozumu Şenlikleri'yle ilgili olarak Deniz Hanım. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz kısa da olsa? Adım Deniz Kurtsan, eczacıyım. Kızlarımı büyüttüm, şimdi zaman topluma hizmet etme zamanıdır diye düşündüm. Slow Food adıyla bilinen, iyi, temiz, adil gıdaya inanan, kıyı balıkçılığı ve yerel çiftçileri destekleyen, merkezi İtalya'da olan bir sivil toplum örgütünün Bodrum grubuyuz. Adımız Yaveşgari. Buranın yerel lehçesiyle yavaşla artık diyor. Zaten Slow Food'un da logosu bir salyangoz. Hayata yavaş yavaş yürümeyi ve çevreye dikkat etmeyi, yerel gıdayı, her gün bizden uzaklaşan gerçek gıdayı takip etmeyi görev edinmiş. Tamamen gönüllülerden oluşan bir platformuz. Ve Bodrum'da çeşitli etkinliklere kolaylaştırıcı olarak destek veriyoruz. Amacımız Bodrum gibi harikulade bir coğrafyada daha fazla betonlaşmaya engel olmak, bunu da nasıl yapabiliriz? İnsanları doğaya yaklaştırarak, buranın yerel gıdaları olan söz gelimi gambilya baklası var, bir bakla cinsi, Bodrum gemici peksimeti var, onun yanında düğün yemeği lokum pilavı var, kefal havyarı var köyceğizin, Muğla'nın Muğla tarhanası var, buranın çok ünlü memecik ve dirmil zeytinleri var. Bunları kayıt altına alarak ve bunları üreten çiftçilere üretmeye devam et diyerek
destek oluyoruz. Onları fuarlarda, tarım etkinliklerinde davet ediyoruz. Ücretsiz masalar sağlıyoruz. Ayrıca 2 senede bir peynir festivali düzenliyoruz. Bunun kapsamında da artık Bodrum'da ve Milas'ta yok olmakta olan 4 çeşit peyniri gün yüzüne çıkardık. Üreticilere onları üret diye biz bunları sattıracak aracıları da buluruz ya da direkt halkın almasını sağlarız diye onları yüreklendirerek yerel değerlerimizin, kaybolmakta olan lezzetlerimizin, geleneksel üretimin yok olmaması için gönüllü bir mücadele veriyoruz. Buraya da gönüllü destek verdiniz. Tabii ki. Biz kolaylaştırıcı olarak görev aldık. Bize yardımcı olur musun dediler. Karaova Derneği'nin başkanı Sayın Ali Öztürk. Biz de bir bağ bozumu etkinliği olduğu için 2 senedir katılıyorduk zaten standla bu şenliğe. Eksikleri görmüştük. Örneğin tentelerimiz yoktu. Piştik güneşin altında. Ondan sonra bağ bozumu deyince bağ lazım, üzüm lazım. Onların daha çok olmasını bu sene sağladık. Ama tabii ki asıl emeği veren Karaova Derneği'dir. 2 tane de okul yenilediler her sene. Bu da hepimize örnektir. Bir sürü ilkokul var yok olmakta olan. Onları her birimiz sahip çıksak ve ne kadar güzel olur değil mi? Gençlerin eğitimi çok önemli. Ben şeyi merak ettim. Üzüm bağlarının artmasını sağladık dediniz. Bu anlamda yok, öyle demedim. Ne yaptınız? Bağların tanıtımının daha iyi yapılması için Karaova Bağ Bozumu Şenliği'nde daha çok bağcıya yer verdik. Çünkü Karaova Bodrum'un sebze bahçesidir, arka tarafıdır ve özellikle inciriyle, harnup dedikleri keçi boynuzuyla ve zeytiniyle ünlüdür. Ama burada da araziler ne yazık ki ranta kurban gidiyor. Biz de onlar satılsın istemiyoruz. Nasıl satılmayacak bu araziler? Eğer üretici malını gerçek değerinden direkt tüketiciye satabilirse işte o zaman vazgeçmez ata toprağından diye düşünüyoruz. Ve ben her bu programı izleyen konuğumuza diyelim, gönüllü olmaya davet ediyorum, toplum için çalışmaya davet ediyorum. Yapılacak çok şey var. Vatanperverlik çok güzel bir erdem. Ve inanılmaz geri dönüşümler oluyor. Herkes bir işin bir ucundan tutsa ülkemiz daha da güzelleşir diye hayal ediyorum. Bu yıl destek vermek amacıyla kendi ellerinizle keşkek dağıtın. Evet. Verirlerse şeyi, kepçeyi dağıtacağız tabii. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Dünyanın en çok tercih edilen 5. kenti Bodrum'un en önemli festivallerinden biri olan 3. Karaova Bağ Bozumu Şenliği başlıyor. Bodrum turizminin çeşitlendirilmesinin de amaçlandığı bu organizasyonda yörede tarım-turizm entegrasyonunun da sağlanması hedefleniyor. Şenlik 8 Eylül 2017 Cuma... Karaova, evet, Karaova Derneği tema gönüllü sorumlusuyum. Evet. Sizin destek amacınız neydi? Kesinlikle destek amacımız şu: toprağa sahip çıkılması, topraktan yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir yaşamı istihdam edebilmek. Ve ben gerçekten Karaova'da şu an yapılaşma çok vahşi bir şekilde yapılaşma oluyor. Onun için çok sancılıyız, çok rahatsızız açıkçası. Zeytinler kesildiğinde içim acıyor yani ve burada asırlık zeytinlerimiz var. Gerçekten bu derneğin en azından önemsiyorum. Bu bölgedeki toprağa sahip çıkacak, topraktan ürünlere sahip çıkılacak. Bizim derdimiz toprak, ağaç ve toprağımız. Eğer topraktan yaşamayı sürdürebilirsek insanlara, gençlere, gerçekten bu topraklar ziyan olmayacaktır. Bu da devam edecektir. Bizim amacımız cidden bu bölgede, bakın çok güzel şeyleri var, tamamen doğal, bir damla dahi zehir atılmıyor, bir damla dahi gübre atılmıyor. Keçi boynuzu var alabildiğine çok, ada çayımız var, dağ kekiğimiz var, zeytinyağları hiçbir şekilde, kaderine terk edilmiş vatandaş gidiyor topluyor topluyor onu sıktırıyor ve ona da bir şey yapılmıyor. Yani iyi ki yapılmıyor yani.
Tarım ilacı atılmıyor. Evet, tamamen doğal. Bu Karaova Derneği'nden şunu bekliyorum ben. Zeytinyağlarını markalaştırıp sunmalı ki genç nesil, şu an birçok genç nesil gidip yatlarda çalışıyor. Yani gidiyorsunuz, diyorum ki tuvaletçilik yapıyorsunuz arkadaş. Senin toprağına sahip çıkarsan hem kaliteli yaşamış olursun hem yaşamını sürdürebilirsin. Ve başka bir şey daha var sancılı olan yan. Şehirleşmeyi bina yaparak sanıyorlar. Ve biz vakıf olarak eski Bodrum'la şu anki Mazıköy'ü, o bölgeyi, ben Mazıköy'ünde oturuyorum aynı zamanda, o bölgeyi anlatmaya çalıştık. Yani yeni ki Bodrum'da mı yaşamak istiyorsunuz, yoksa bu doğallığınızla mı yaşamak istiyorsunuz? Tabii %50'lik bir oran çıktı binalaşmaya, yapılaşmaya yönelik. Aynı zamanda bizim köyde eski binayı bir restorasyon yapmaya çalıştık. Entrop müze diyebilelim. Ya o kültüre sahiplenmeleri, toprağa sahiplenmeleri, bütün derdim ve bütün çabam bu. İşte dernek de gerçekten bunda bize yardımcı oluyor. Belediye de yardımcı oluyor. Hakkını yiyemem yani kesinlikle. Ama toprağa sahip çıkılması. Bu bütün. Çok size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin size.